Ve haklı mücadelemize devam ettik. Devamda ediyoruz. Altı, terör örgütüyle çevirdiğimiz bir nolu arsamızın Kocaoğlu'nun dahi adını verdiğimiz kişi aramızda kooperatifimizin kurucusu ve ilk başkanımız da var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tam 1,5 ay boyunca her gün adamın evine gittik. O eski başkanımız, kooperatifin kurucu başkanı da bizimle beraber gitti. Her gün işinden aldım, kendisini götürdüm. Oğlu karşı çıktı, bilmem başkası falan. Fakat mücadelemin sonunda bir nolu arsanın yaşlı da olduğu için önce doktora götürdük, sağlıklı olduğuna dair rapor aldık. Ondan sonra noteri buradan aldık, oraya götürdük ve imzalattık. Kooperatifimizin malı yaptık ve 10 gün, 15 gün sonra da vefat ettik. Yani Allah rahmet eylesin. Ortada konuşursan buradakileri de duyar. Burası, buraya ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Bak biraz bari bana biraz bir su ver. Oradan bir bardak su ver de öyle. Sen bu yana gel. Ben sana su vermezsen sesim çıkmadı. Şimdi verilmiş sadakamız varmış. Tam zamanında sıkı takip etmişiz. Aksi takdirde şu anda orada arsalar altın değerinde ve köylü çok uyandı artık bu işin para ettiğini anlıyor. Diğer kooperatifler, birliğe bağlı diğer kooperatiflerden adama götürüyoruz. Diyoruz ki bu insan senin mi kardeşim? Burayı biz işte terör gibi çevireceğiz. Adam diyor ki benim babam vermiş, öldü babam, git mezardan bul, ben vermiyorum diyor. Veya diyor ki bu insan benim diyor. Yani benim değil diyor, inkar ediyor yani. Onun için biz bir numaralı arsayı kooperatifimizin her şeyini temizleyerek bitirdik. O kooperatifimizin kurucu başkanı Sayın Muammer Avcı'ya bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Bir de Mehmet hocamız vardı. Onu da aldım götürdüm ben. Uyutmadım. Onu da büyük emeğe geçtim. Gene yıl içinde iki nolu net 60 dönüm arsamızda dinliyoruz mu arkadaşlar? 60 dönüm arsamızda saha düzenlemesi, makinalı çalışma yapıp beton direk kazılarını, delgilerini yaptığımız anda orada köylülerin müdahalesiyle karşılaştık. Tabancasını takan köylü geldi. Yapamazsın, bura bizim diyor. Dedi ki kardeşim, aha belediyenin tahsis yazısı. Aha belediyeye yatırılmış para. Aha sizlere ödenen paranın imzası, evrakları. Adamlar yok. Hayır diyor, burası bizim, bu imza benim değil. Veya işte git babamı bul veya bilmem ne. Başka ne yapabilir? Anlatacağım da. Almış olduğumuz telerini, kum, çimento vesaireyi tekrar aldığımız firmaya geri gönder. Fakat işte o andan itibaren de adaletin kestiği parmak acıması hesabıyla hukuksal mücadelemizi daha sıkı ve daha akıllıca yeniden başlattık. Öte yandan köylülere ve kooperatifimizin o yıllarda tahsis ve zilliyet bedeli ödemesi olarak adeta kaybolan 55 bin Türk liramızın peşine düşerek adam adama mücadeleye ve bu imza senin mi? Bizim arsamız nerede? Bu parayı sen almadın mı? Belediye olarak bu tahsisi sen yapmadın mı bize diye büyük bir mücadeleye giriştik. Diyebiliriz ki Allah'ın her günü, hatta bazı günler sabah bir, öğleden sonra bir Aksu'ya gittik. Hatta belediyede olsun, tapuda olsun, başkanla beraber gittiğimiz zaman bizi görünce kaçan insanları gördük memurlarda. Çünkü bıktırdık yani onu. Başka çaremiz yoktu. Ama bu yüze yüze kuyruğuna geldik, başkanım görmedi. Şimdi belediyede 3 tane yazı aldık. Bir de kendi kadrosundan da sonuçta şuydu. Antalya'da şöyle bir olay var. Antalya 775 sayılı kanunu bilmiyor. 775'in ne olduğunu bilmiyor. Hatta tapu bilmiyor. Tapuya gittik, dedi ki 775 sayılı yasaya göre bize tahsis etmişler buraya. Bizim işte 50 tane kooperatifimiz var. 8000 üyemiz var. Sen bu 775'e göre bunu yapacaksın. Adam dedi ki bize, kardeşim bu kanunda 775 sayılı kanun yazmıyor. Kanunda bir sürü kanun adı yazmış ama bu yazmıyor. Dedik ki burada 7269 afet kanunu. 7000 bilmem kaç şu kanunlar sıralanmış ve demiyor ki ve bunun gibi kanunlarla diyor. Bunun gibi kanunlarla tahsis edilen yerler diyor. İşte bu ve bunun gibinin içine 775 de giriyor dedi. Hayır efendim, giremez dedi. Hemen gittik Ankara'ya. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne. Dilekçe verdik. Ondan önce kovdu bizi.
Kardeşim buraya dilekçe veriyoruz, ile gidin, ilinizde. Ya dilekçe veriyoruz, il diyor ki, bölge idare kurulu kararıyla reddediyor bize, cevap bile vermiyor. Ondan sonra bakanlıktan bir yazı aldık, getirdik buraya, kadastroya. 775 de o ne gibi kanunların arasında sayılır diye başkanım, bir yazı. Başkanım, bir müsaade etsinler de hükümet komiserimiz geliyor. Gelsin. Ben oradan nasıl geleceğim Mustafa abi? Sen nereye? Yani kadastroya öğrettik ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Gittim dedim ki arkadaş bak ben bakanlıkta, İmar ve Esken Bakanlığı'nda Mesken Genel Müdürlüğü vardı. Ben orada 5 yıl daire başkanlığı yaptım. Bu kanunu uyguladım. Ankara Batıkent projesinde uyguladım. Murat Karayalçın'a. O binaları diktiren benim. Dedi adam. Bak dedim sen hani eskiden yeminli bürolarla vatandaş evini ölçtürmüştü ya. Ona nasıl işlem yapacaksın dedi. Bayağı dedi ölçüm cetvelini getirecek. Ben de gideceğim ölçeceğim. Odamın adını yazacağım dedi. Aynı şeyleri bizimki de dedim. 775'e göre belediyenin tavsiye kararını alacaksın. Hangi koordinatlar, hangi parsellere gireceksin, bakacaksın, bizim kooperatif adını yazacaksın. Olmaz. Burada açık yazmıyor. 775 yazısını getirdiniz ama 775'te ne gibi işlem yapacağımı bilmiyorum ben de. Biz tuttuk, tekrar Ankara'ya gittik. Bir genelge getirdik. 775'te, 775 sayılı yasaya göre tavsiye edilmiş yerlerde ölçümleme ve değerlendirme şu şekilde yapılacaktır diyor. Allah'ın koca devlet dairesine yolu öğretiyoruz ya, olur mu öyle şey? Yazsın ya, benden 30-25 yıl devlet memuru yaptım, böyle bir kamu idaresi görmedim. Ya vatandaşın önüne açacağınız yere bizi tıkıyorsunuz. Bu sefer yazı yazdılar bize. Evet, 775 kabul ama arsalarınızın üzerinde şerh var, kabul etmeyiz, ölçmeyiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe verdim, dilekçe komisyonuna. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Tapu Kadastro Genel Müdürü'nü çağırdı. Biz bu kanunu de, bu kanunu, 2B kanunu üzerinde bina varmış, çukur varmış, temel varmış, yokmuş. Senin görevin sadece o gidip oranın fotoğrafını çekip kim oturuyor orada, kim aittir onu yazıp Milli Emlak'a göndermek. Senin görevin üzerinde şerh varsa şerhlidir diye yazacaksın kardeşim diye. Şerh varsa şerhlidir. Ve tekrar ettiğiniz şerhler yasal değildir. Şerhler ancak hakim kararıyla konulur. Müfettiş raporuyla şerh konamaz. Vatandaşın tapusunu engelleyemezsiniz. Orada 24 bin tane tapu engellemişler. Aksu duruyor böyle. Ancak mahkeme kararıyla olur. Çünkü şerh kanuni bir madde. Yani tapu böyle engellenemez. Mücadelemin sonunda şerhlerle kaldırdık. Ve önümüzü açtık. Daha yeni 775'e göre daha doğrusu Aksu'nun bütün köylerin de işi bu şekilde halledilmiş oldu. Şimdi devam edelim raporumuza. Bürokrasi hazretleriyle uğraşmaktan bu yıl aidat ödemeyen üyelere ihtarname çekmekte geciktik arkadaş. Biraz da şu arsa problemini aşalım hele de ondan sonra tapu olma noktasına gelince zaten her üye eşit olmak zorunda. Herkes elinde insafını der ki arkadaş ya bu yönetim bizi bu noktaya getirdi, tapumuzu alıyoruz, benim de 300-500 borcum var, şunu ödeyeyim der diyerek. Böyle düşündüm. 9. Dönem içinde ek bir arsa alınarak para ödenmemiştir. 10. Dönem içinde banka kredisi kullanılmamış ve geri ödemesi yapılmamıştır. 11. Dönem içinde kooperatif bürosu olarak üst birliğin büro, demirbaş, internet, elektrik, su vesaire ortak kullanılmış. Başkanıma teşekkür ediyoruz. Kooperatifimiz üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Dönem içinde imar çalışması olmamıştır. Ama özellikle iki nolu arsa konusunda haritacı bürolarla her ihtilaf ve itiraz olduğunda başvurularak ölçümleme yaptırdık. Köylü geliyor orada yanımızdaki yer. Yahut da tel örgü çektiğimiz yere bile. Bura benim diyor. La kardeşim. Bura seninse aha burada parsel numarası var. Aha burada şey var. Benim noterden devraldığım var. Yok diyor benim diyor babam öyle demişti. Kardeşim bu baba öyle demek ne olmaz? Ben bunu çekmem. Gel gidelim haritacı. Gel gidelim. Gel gidelim belediye. Hadi gel gidelim. Hem belediye gidiyoruz hem bir şey. Ondan sonra ya böyle değilmiş şu karşı taraftaki benimmiş diyor. Yani ben gidip müdahale etmesem tel örgüyü falan söküp gidecek adam ya. Neyse. Yönetim kurulu olarak üyelerimizle acile ve önemli. Bir. Şu üyeler ortaklık formu, bazı üyeler ortaklık formu vermemiş. Yani kooperatifimize üye olmuş, ortak olmuş ama form vermemiş. Yani ortak değil aslında. Bu üyeler
tanıdığınız varsa lütfen söyleyin. Bu üyelerin ortaklık formunu versin bize. Bir kısmı da vatandaş form vermediği için vatandaş numarasını bilmiyoruz. Mustafa Kurt. Ortaklık formu olmayanları söylüyor. Ha, ortaklık formu. Gönderdik bunu herkese. Mustafa Kurt, Adem Kapan, Hanife Tüfekçi, İsmail İlhan, Serkan Tunçbilek, Abdülvahip Yener, Gürhan Çolpan. Ortaklık formu yok abi. Dolduracaksın. Git, doldurmadan gitme. Ahmet Ayhan Çankaya, Hasan Almış, Kenan Türkmen, Rüçhan Bahayetmez. Ortaklık formu yok Rüçhan. Osman Danış, Hatice Danış, Abdülvahap Özçelik, Osman Çağlar, Neriman Topbaş, Zübeyde Özcan, Gültekin Serdar, Şeref Serdar. Şurada Serdar Elektronik'in sahipleri. Bunlar bile bu formu vermiyoruz ben ne yapayım? Mektup atıyorum geri geliyor. Evet, şimdi bitireceğim raporu arkadaşlar. Ortaklık formu, fotoğraf. Fotoğrafı olmayanlar var şu çektiğimiz yerde. Fotoğrafı olmayan bilsin ki fotoğrafını göndersin. Şimdi onu söylüyorum. Vatandaşlık numarası yazan nüfus cüzdan fotokopisini mutlaka ama bize bu vatandaşlık numarası yazılı değilse ulaştırsın. Değilse tapu alamaz. Yani ben 5 kişi yüzünden öbür 200 kişiyi bekletemem. Vallahi çıkaracağım bir gelmeyi. Ve elbette ki iletişim adresi ve telefon numarası. Şu anda 22 kişinin vatandaşlık numarası yok. Şu kadar mektup geri gelmiş. Bunların adresi yok. Attığımız tüm mektuplar geri geliyorsa, aradığımız ve telefonla ulaşmaya çalıştığımız üyelerimizden cevap alamıyorsak nasıl tapu işlemi yapacağız ki? Rayişler belli olduğu zaman hemen ben sizi çağıracağım. Genel kurul yapacağız tekrar. Kaç lira çıktı, ne yapacağız diye, değil mi? Yahut da bunu ne yapacağız? Ulaşamazsam ne yapacağım? Ben ne yapabilirim? Bu kadar duyarsız olan dostlarımız maalesef bizi üzüyor. 14. Kadastro Müdürlüğü sıkı ve uzun yazışmaların sonunda nihayet son noktaya gelmek üzeredir. Önümüzdeki günlerde araziye gelip ölçümleme yapacaktır. Hak sahibi olarak kooperatifimizin adının Milli Emlak Müdürlüğü'ne bildirilmesinden 3 ay sonra raiç bedeli belli olacak. Ki 60 dönüm ilk 2 nolu arsamızın olduğu yerde raiç bedeli yan tarafında imarsız bir yer var. Oraya bir kooperatife ait diyeyim. Yeni bir kooperatifi diye. 230 bin lira fiyat biçmişler oraya. Sonra arar mısın toplantıdayım şu anda. Evet dönümüne. Yani adam başı onun kaç kişi bilmiyorum ama yani 230 bin lira çok büyük rakam. Biz alamayız yani. Ancak şöyle alabiliriz. 60 dönümü aldığımız zaman yarısını birine vererek ondan alacağımız parayla öbür tarafa da ödeyebiliriz yani. Onun için ben sizlere ulaşmam lazım. Hani alo dediğim zaman ne diyorsun diye sorduğum zaman size ulaşmam lazım. Gelin dediğim zaman gelmeniz lazım. Yani son noktadayız artık. 15 sene bekledik artık. Tamam mı? Artık bu noktada kooperatifimize sahip çıkın. Duyarlı olun yani. Biz görev yapmıyorsak bağırın çağırın bizi arkadaş. 24 saat açık benim telefonum. 15 senedir sabrettik bak yüze yüze kuyruğuna geldik. Bu adamlardan tanıdığınız adam varsa mutlaka uyarın. Evet bu nedenle inanın çok büyük teknik ve hukuki mücadeleden sonra kamu idaresini maalesef iyi bir noktaya getirebildik ama inşallah bundan sonra da devam eder. Durumu bilgilerinize arz ederim saygılar sunarız. Yönetim kurulu faaliyet raporu bu. Şimdi yönetim kuruluyla ilgili başka bir şey daha söyleyeyim sevgili dostlar. Tercih kimlikle ilgili isteği söylemiyoruz başka. Tercih kimliği olmayan almayan falan varsa onları ben arayıp da bildireceğim. Yani. Evet onlar işte şu defterden bakacak. He. Almanya'da olanlar, Almanya'da üye olanlar, Almanya'da olup da çiftli vatandaş olanlar TC numarasını bildirecek. TC numarası yoksa Alman vatandaşı ise yabancıların mülk edinme yasasına göre bir ayrı bir formalite yapmamız lazım. O da uzun iş. Yok, o yani o kavgaya girmek istemiyorum. Yani gerekirse bir kişiyle toplasınlar 10 üyeliği, adamın 10 tane üyeli olsun, ben işini bitireyim ondan sonra onu da açsın. Şimdi denetim raporunu da okuyalım, ondan sonra sizin sorularınız varsa ben cevap vereyim, olur mu? Tamam, benim diyeceğim bu. Denetim raporu da şey. Cevap bildirin için.
Cevat Bey. Diğerlerden çağırın Cevat Bey. 2012 yılı denetim kurulu kapalı. Artık 2012 yılı denetim kurulu yapmıştık. Çalışmalar şu an ne başlıklar altında özetleyebilirim. Bana bir giriş adamları. O politikin adı. Şimdi bunları bir kısmı değerli arkadaşlarım demin aynen şeyde olduğu gibi bakanlığın genel müdürü kalıplaştırmış başlıkları. Korporatifin adını soruyor. Korporatifin yaptığında son karar çifti 424 model kararıdır. Bu sebeple yönetim kurulu tarafından 44 adet karar konulmuş. 31-12-2013 tarihinden itibaren ise 31-12-2013 olmaz. Hayır, yani onun düzeltiyor. 27 Aralık 2013 gününde Antalya 12 noter tatbikte 79 tek yaprakta meydana gelen yönetim kurulu yeni karar defteri muhasebecinin tarafından gelen son kararı. Başkanım şu adamı okusun ya. 2013 bir numara kararına alınmaya başlamış. Adam 60 dönüş. 4. 69. Arkadaşlar ismim Cevat Bekledim, denetim kurulu üyesiyim. Sayın Divan Başkanım, denetim kurulu faaliyet raporunu okumuş. Ben de kaldığı yerden devam ediyorum. 4. Kararlarda herhangi bir muhalefet şerrine rastlanmamıştır. 5. Kolbarımızda herhangi bir güvenliğinde bir eleman çalıştırılmamış. Tüm yazışmalar ve diğer çalışmalar kooperatif başkanımız tarafından yapılmıştır. 3000 ya. 6. Yönetim kurulu yıl içinde daha çok kadastro, toplu, belediye ve milli emlak konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. C. Muhasebe iş ve işlemleri bölümü. 1. 2012 yılında kooperatifimizin muhasebecisi muhasebeci İsmail Karataş'tır. Eski muhasebeci ve aynı zamanda kooperatifin üyesi Mustafa Özel Kaya'dan alınması gereken eski yıllara ait defter ve evrakların bir kısmı alınmış, bir kısmı alınacaktır. 2. 29 Aradık 2011 gün 34.929 Yönmiye No ile Antalya 2. noterinde açılmış olan Yönmiye Defterinin kapanış tasdikinin de 28 Mart 2013 tarihi 05.947 Yönmiye No diye yapılmaya görülmüştür. 3. Kooperatifimiz muhasebe iş ve işlemleri bilgisayar ortamında tutulmakta olup 2012 yılında geçmiş yıllar borçları ve yeni çıkan vergi taksitlendirme kanunu ile taksitlendirilmiş, yıl içinde tüm taksitler ödenmiş, diğer normal aylık ve vergiler ödenmiş, vergi borcumuz kalmamıştır. 4. Üst birliğe geçtiğimiz yıldan kalan borcumuzun tamamı ödenmiştir. D. Ortaklık işlemleri ve mali işler bölümü. 1. Geçmiş dönemde ve bu dönemde ihraçları gerçekleştiren üyelerden İsmail Aslan, Recai Aksu, Muammer Motorcu, Ahmet Kanat, Hüseyin Akdoğan, Süleyman Özel, Mustafa Özel, Kadir Özcan, Halil Yağcı, Hikmet Adanalı ve İsmail Yağcı'nın ilişki kesme kararları yönetim kurulunca alınmış ve kararlar adı geçenlere postalanmıştır. 2. Her üyemiz kooperatif kurulduğu günden 31-12-2012'ye kadar toplam 2305 lira ödeme yapması gerekmektedir. Çünkü genel kurullarda alınan aidat miktarlarının toplamı 2305 liradır. 15 yıldan beri beklediğimiz noktaya gelmiş bulunuyoruz. 2 ve yasası çıkmış, çalışmalar başlamıştır. Her üyenin artık bu noktada eşit olması gerekir. Fakat buna rağmen yönetim kurulunca aidat borcu olanlara ihtar ve ihraç cezaları verilmesi çalışmalarına mecburen başlanmış olduğu bunu görmüş bulunuyoruz ki üye defterinin her üyeye ait sayfasının fotokopisi bu genel kurulda her üyeye dağıtıyoruz. Ödemeler cepte görüp mukayese etsin, karşılaştırsın. Varsa Türk TC vatandaşı konusu dahil resim, diğer bilgiler vesaire noksanlıkları çok acele tamamlamalıyız. 3. Ayrıca kooperatifin buradan 15 yıl önceki bazı üye aidat ödemelerin tespitinden hala problemler yaşandı. Üye hesaplarının düzgün hale gelmesi için üye kayıt defterinin yenilenmesi,
Her üyenin 2305 lirasının denkleşmesi, üyelerden alacaklarının resmi defterlerde kayıtlı olan bakiyelere göre düzenlenmesine dair yönetim kurulunca 31.12.2010 tarihinde 423 nolu karar alınmış. Bu karar doğrultusunda temize geçirilen üye kayıt defterinin her sayfasının fotokopisidir. Sizlere yönetim kurulunca dağıtılan yapraklar. Yönetim kurulu muhasebesi denkliği bakımından muhasebecimizin de uygun gördüğü bu husustaki kararların genel kurul onayına sunulması durumunda uygun göreceğimizi belirtmek isteriz. Mali konularda bilançonun iki cetvelinde okunacak ama bazı bilgileri aktaralım. 31.12.2010 tarihinde bilançoda görüldüğü gibi kısa kasa hesabı 3525.78 lira. Bankalar 18.556.92 liradır. Ortak alacakların hesabı 75.597.88 liradır. Aktif ve pasifler toplamı karşılıklı olarak 277.776.86 liradır. Hukuksal konular. 1. Yıl içinde kooperatifin eski avukatının hakimlik görevi başlaması sebebiyle Antalya Barosu avukatlarından Sedat Esen ile sözleşme akdedilmiştir. 24.9.2010 tarihinde yapılan avukatlık kanununa göre düzenlenen ücret sözleşmesiyle Antalya 1. Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan ve müdahil konumda olduğumuz 2012 kesme 77 sayılı dosya için yapılan sözleşme tutarı 6.000 liradır. Bu dava ağır cezada görülen ana belediye davasıdır ve tek müdahil kooperatif de bizim kooperatifimizdir. 2. Aynı avukat ile 29.9.2010 tarihinde yapılan Antalya 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan 2012 kesme 544 sayılı 2 nolu 60 dönümlük arsamız için açılan davanın sözleşme tutarı 2500 liradır. Bu dava 21 Mayıs 2013 günü ilk duruşmasına girilecektir. 3. Ayrıca avukatımız tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Aksu Belediyesi ve 2 nolu yani 60 dönümlük arsamızın tapu alma aşamasında problem çıkaran veya çıkaracak olan 14 köylü vatandaş ve eski dönemlerde belediyeden arsa tahsisi alınırken ehliyet bedelleri ve tahsisler konusunda aracılık yapan, senetleri alan Muharrem Kurucu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş Antalya Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılık masası konuyu değerlendirmeye almış, konuda ismi geçen herkesin ifadeye almaya başlamıştır. Sonuç, özellikle kooperatif başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün için Antalya ve Çalkaya'da 2B konularında belki de tarihi görevini yerine getirmektedir. Kooperatifler Birliğimizin de genel sekreteri olan kooperatif başkanımız en son 2,5 yıldır mücadele sonunda kooperatifimize ait Kocaburun dediğimiz yani 18 dönümlük olan yeri bir nolu diye tabir ediyoruz. 1732 Kalasso parselindeki 17.532 metre yürüt alanı 2 ay boyunca her gün evine giderek zilye sahibinden noter kanalıyla arsanın alımını ve Kadastro Müdürlüğü'nden de kesin imar parsellerini sağlamış, ardından Üsküdar'a bağlı bütün kooperatifler ve kooperatifimiz için de çok önemli bir yazıyı 9.5.2003 tarihli Kadastro'dan almıştır. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. 2012 yılı yönetim raporunu ibra eden durumu bilgilerinize arz ederiz. Arkadaşlar denetim kurulunu hazırladığı rapor bu okuduğum şekildedir. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Atak'ta her iki kurumun da yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyette bu alanı dinlediniz. Şimdi söz sırası size. Evet. Bu okuduk çok güzel başkanımıza teşekkür ederiz. Fakat şurada 17.500 metrekarelik şeyi kaç paraya mal olacak? Bir de 60 dönümlük şey var ya bahsedilen mevzu. Bunun 230 bin falan olduğunu tekabül ediyor. 13 trilyon 800 bin lira yapıyor. Bunu 200'e böldüğümüzde buranın açıklık kavuşması gerekiyor bu konularda. İsminiz demedin. Ayhan Çelik, ben de Sparta'lıyım. Kur'an alayım. Ayhan Çelik. Yani bu konuları bir bu arkadaşlarımıza ve bize aydınlatırsanız daha önümüzü görebilme bağımından faydalı olacak diye düşünüyorum.
Bunu başkanlığa arsaların bedeli hakkında. Aynen. Oraya daha açıklama. Ha, arsa bedelleri. Arsa bedelleri 60 bölümlü oradaki emsal diyor 230. Bazı varsayımlara göre 190 bin lira deniliyor. Yani bunları daha açıklayıp daha net açıklama. Net bir şekilde ha, bilgi verilmesi. İşte bunların kısa zamanda nasıl bir yöntem gelecek onun da belirlenmesi hususunu arz ederim. Teşekkür ederim. Başka söz sormak istedikleriniz? Peki Mustafa Bey, buyurun. Şimdi Birnoğlu arsamızın etrafında köylülerin evleri var. Hatta arsamızın bir parseli aşağı yolun oradaki vatandaşın evinin tam çatısının ortasına geliyor. Bizim köşesi böyle arsanın. Yani o evin yarısı bizim diyebilirim. Yani nasıl olduysa. Kaç metre olarak bizim yerimiz? Bir nolu arsa 17.532 metrekare. Orada 2.895 metrekare tapulu yerimiz var. Üzerinde şehirler falan vardı. Onlar da kaldırdık. 17'nin üzerinde değil mi? 2000. Evet, evet. Yani aslında orada yol falan da var. Bazı şeyler de var yani. Kamu arsalı alanlar da var. Orada bizim 20 dönüme yakın bir şey var. Hükmettiğimiz yer, terörü çektiğimiz yer 20 dönüm civarında vardır tahmin ediyorum. Belki fazla. Bir de şey var. Bizim oradan imar geçerken 889 metrekare arsamız bir çay ocağı diye bir yer koymuş belediye. 22 dönümlük bir çay ocağının ortağıyız. Bakın ilk defa ben de kadastrodan yazı gelince şaşırdım tam. Allah Allah. Kadastroya müracaat ediyorum. İlla benim yerimi bildir ne diye. Hiç bir de yanımızda kamu okul alanı var. Yani resmi daire alanı. Okul mu olacak? Ne olacağı belli değil. Orada da oraya da ortağız. Oraya da gitmiş bizim arsamız. Ama metrekareleri az yani. He? Metrekareleri az. Metrekareleri az ama şöyle bir şey var. Yani biz o 60 dönüm yer çok yüksek çıkarsa bu tarafa yönlenebiliriz. O çay ocağı denen yeri de alabiliriz. Şu anda toplantıdayım. Şu anda toplantıdayım. Konuşuyorum ben sizi arayayım. Şimdi kaç lira olacak? Herkesin de beklediği bu. Nedense devlet bu konuda tam açık değil. Aksu'da imarsız alanlarda her şeyi bitirdiler ve vatandaş çağırdılar, gel dediler. İmzala bakalım şu kadar lira anlaşma yapacağız seninle. Taksitle mi ödeyeceksin? Taksitle ödersen şu, peşin ödersen şu kadar indirim diye. Köylü ayağa kalktı. Yolu, havaalanı yolu dahil olmak üzere kestiler. Bir sürü eylem yaptılar. Günlerce televizyonlarda izlemişsinizdir. Bu raislere köylü itiraz etti. Başbakana kadar durum gitti. Ondan sonra hükümet yavaş yavaş bunu yumuşatmaya kalktı. Ne yaptı? Müracaat parası verdi 2000 lira. Onu bir kere kaldırdı. Ama biz o yatırdık yani onları. Onu kaldırdılar sonunda. Önce indirdiler, sonra kaldırdılar. Sonra tarımsal arazi yani köylünün orada ekip biçtiği kendi çiftçi çubuğu varsa, ahır samanlığı varsa orada da %50 indirimle versin dediler. İyi indirim oluyor demek ki. Ondan sonra bu şeyi hala daha devam ediyor. En sonunda Cumhuriyet Halk Partisi buradan Aksu köylüleri gitti, meclisi bastı. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir şey önerdi, taktik önerdi onlara. Girin, kaç liraysa anlaşma imzalayın. Birinci taksiti yatırın. İkinci taksitleri var. Ondan sonra taksitleri yatırmaya dava açın. Böylece bütün Antalya'nın köylülerin hepsinin davaları birikmeye başladı şimdi mahkemede. Yani şeyi işletmeme, sistemi işletmeme hem hükümet zorunda kalacak hem köylü işte bunu ya benim işte ekip içiyordum, babamın yeri, dedemin yeri neye vereyim, benim burada bir evim var, benim evimi tamam bir devlete vereyim de bir köylü nereden bulacak 100 milyar lira? En kötü para 100 milyar çıkıyor. 100 milyar nereden bulacak? İmkansız. Hadi biz 200'e bölsek şu kadar eder deriz. 5 taksitle yaparsak şöyle olur diyebiliriz. Ama biz bu konularda daha tam karar vermiş değiliz. Yani ne çıkacağı belli değil. İmarlı alanlarda fiyat belli değil. Ama 60 dönümün yanında imarsız bir yer var. Demin demiştim. Bir kooperatif. O kooperatife 230 bin lira fiyat geldi. İmarsız onun yeri. İmarlı olduğu için bizde kesinlikle 250'nin üstünde gelir. 250 lira. Dönümü. Dönümü. 250 bin lira. Dönümü 50 bin lira. 250 lira.
Ben de bize kontaklar edeceğiz. 600 metre, 500 metre, 400 metre bir parsel düşecek. Evet. Bir nolu da köylüye ne vereceklerse bize de aynıyı vermek zorundalar. Niye? Köy yanımızda, her yanımız şey, ev. Köylünün evi var. Hemen havaalanının orada ormanın, o 5 yıldız otelin orman arkasındayız biz. Dolayısıyla köylüye ne gelecekse bize de o gelecek. Ora bizi acıtmaz. 200 kişi rahatlıkla öder. Tahminindeyim ben. Tamam mı? Çünkü köylünün yaptığı şeyi biz de yaparız. Ama iki ne oluyor? Çözdüğümüz zaman hani çare bulmamız lazım. Bankacıya dedim ki ben, Burakhan Bey, bize gelirken sizin bankanızdan biz kredi almış olsak 300 şeye ödeyeceğimize, milli emlak ödeyeceğimize, üyeler olarak 200 kişi her ay biz sana, senin bankana 300 lira ödesek bu iki noluyu alabilir miyiz acaba diye soracağım dedim. Ona göre hazırlıklı gel dedim. 10 milyar çekerse 36 ayda aylık 343 lira para verir. Aylık 36 ayda. Evet, 10 milyar. 24 ayda 480 lira eder, 12 ayda 898 lira eder. Şimdi fiyat belli olduğunda ben ısrarla niye telefonlarınızı istiyorum? O zaman konuşalım başka. Niye telefonla? Alo diyeceğim bak. Telefonla genel kurulu yapacağım. Çağıracağım. Gelin buraya diyeceğim. Çünkü fiyat belli oldu. Ben tek başıma karar veremem. Siz bana ne kadar yetki verirseniz vereyim. Hata yaparsam tüyü bitmedi. Yetimin hakkını ya şey yapmış olurum. Tamam mı? Bunun vebali çok ağırdı. Onun için sizlerin gelip arkadaş şöyle yapalım. Kredi çekelim. Yok taksit alalım. Yok peşin alalım. Yok borçlar alalım. Yok almayalım. Yok yarısını satalım, yarısını bilmem ne yapalım. Kafaları çalıştıracağız. 18 milyar liraya kooperatifin parası verdik. Evet. Bu 17 milyar metrekareye şey olmuyor mu? Yok abi olmuyor. Yetmiyor mu? Yetmedi. Ya 18 bin lira. 75 bin lira bir alacağımız var. Abi onlar ne var? Adamlar, bayağı köyde yazmışlar. Onu bir daha konuşacağız. 18 bin metrekarede ne kadar düşüyor? 200 lira. Hakim 200 lira. Onu arsa olarak düşünürsen, kayda değer bir şey yapmam. Orayı. Biz genel kurulu olarak imzaladığımız kaç kişi biliyor musun? Bizim 197 üyemiz vardı. Geçtiğimiz genel kurulda. Tamam mı? Şimdi 191 üyemiz var orada. İmzaladığımız şeyin altına bak bir sene. 191 hocam. 191 başkanım. 191 üyemiz var. Tamam mı? Şu anda. Ama biz 200 kişilik kooperatifiz. Tamam mı? Eğer şey olursa, yani biz bunu biraz esneteceğiz. Şöyle esneteceğiz. İki nolu arsanın alım durumuna göre burada akıllı davranmak zorundayız. Yani 200 olarak dursun. Üstü örtülü, gerekirse bir günde hemen herkesi kaydediveririm. Tabii canım, kendinden oradan, eğer olmazsa, bir nolu arsanız da o zaman borçlu olanlara ihtarnameler falan göndeririz. Bir 15-20 kişi şu anda zaten topun ağzında, hemen gidip ihraç edebilirim onlara. İki ihtarnamesini göndermişim zaten onlara. Onlara diyorum ki yani, kardeşim borcu öde, bak atacaksın 15 sene olur. Kaç lira borcun var? 560 lira. Ya tam yüze yüze kuyruğuna gelmişim, 560 lirayı. Taksit öde ya. Ödemezsin illa asıra etmiyor var ama onları atacağız abi. Durum bu ya yani. Çünkü artık bundan sonra öyle bir şey yok. Değerli arkadaşlar, zaten bu madde aşağıda vardı. Hatta böyle benim de mecburen Sayın Başkan da açıyor meseleyi. 6. maddede bunları zaten görüleceğiz. Rahip bedeller ne olursa ne olur filan. Çünkü zaten kooperatiflerde alım satım şey olduğu zaman illa rakam da belli olması lazım. Onun da genel kuruldan karar alınması lazım. Yönetime vereceğiniz yetki ancak işin pazarlığını şişirilmesi mevzu olur. Son noktayı siz koyacaksınız yine.
o çalışma esnasında zaten hep beraber üstlülükle diğer kooperatiflerle belli bir aşamada hep beraber çalışacağız. Onları o aşamada olağanüstü genel kurullarla çözmeye çalışacağız. Bu tabi genel bugünkü gündemi geçmiş bir yılın muhasebesi. Tam bu noktalardaki faaliyetler, izahatlar. Bu faaliyetlerdeki açıklama istedikleriniz olabilir. Varsayım olarak devletin açıklamadığı rakamlar üzerinde ne olacak diye sorarsanız bu bitmez konuşmalar. Bakınlar, genelleme olarak gene de açıkladığı sayın. Oraya getirelim, bağlayalım. Sonra serbest konuşmalara geçeceğiz. Orada da gene belli sınır içerisinde bu dertleri dile getireceğiz. Evet, o bakımdan gündeme devam edelim. Bilançoyu da okuyayım arkadaşlar. Bilançoyu okuyalım. Ben muhasebeci olmadığım için bilmiyorum yani bazı şeyleri. Tabii buna da bir de usul kanununa göre bir usul kanununa maliyetten çıkıyor. Maliyet bilemeli diyor. Tatmin etmiyor, anlayamıyoruz ama okuyacağız. Geçen sene yani 2011'de 2 yıllık düzenlemiş buradan muhasebecimiz. 44.695, şimdi 46.249. Ondan sonra herhalde bu 77-17 diyor, olağan dışı gider ve zararlı. Yani o herhalde kuruluşla ilgili 77 lira ödemiş. Dönemde kar veya zararı 46-114. İçinizde muhasebeci yok mu? Ya da hani muhasebeci olursa buradan açıklar. Tabii tabii. Yani. İçimizde muhasebeci varsa o okusun daha iyi olur. Tabii tabii yani. Mesela dönen varlıklar diyor. Bu bir meslek meselesi. Hazır değerler, kasa, 3525. Ya. Alınan çekler, bu ya, çeklerimiz çek almadık, senet var. Mesela Özcan arkadaşımın seneti var. İade etmedik daha fazla ödediği anda. 528.99. Bir üyemiz var, Mehmet Metin Barut. O da senet verdi, bankada duruyor. Senedini gidip almadı daha. Bankalarda, bankada 18.556 lira var. 31.12 tarihinde. Ondan sonra ne yazmış? Alacak senetleri 5.155. Ortaklardan alacaklar 75.597.88. Yarı mamül üretim bilmiyorum ya. Aslında biliyorum aslında bu 27.500 ilk verilen paralardan birisi bu. Ondan sonra maddi duran varlıklar 130.478. Bunun açılımı da şöyle: arazi ve arsalar 98.922. Demirbaşlar 3.019. Yapılmakta olan yatırımlar 28.536, kuruluş ve örgütlenme gideri 15 lira, özel tükenmeye tabi varlıklar 11.619 lira, gelecek yıllara ait giderler 58 lira, duran varlıklar toplamı 142.171, bütün kooperatifin kurulduğu günden beri almamız gereken para, yani üyelerin ödemesi gereken tüm para 277.776. Bundan 75 bini düşeceksiniz üyenin borcunda. Bu. Evet, bu kadar. Evet, bu okunanlar rakamlar üzerinde ve konuştan faaliyetler üzerinde bir değerlendirecek arkadaşımız varsa onu dinleyelim. Birse ayarı oylamaya soracağım ve sonra aklınızda olan sorumuzu aydınlatması isteyenler gündemin 9. maddesinde dilekler var, temenniler var karşılıklı konuşmalarda. Bazı maddeleri tekrar açıklığa kavuşturur. Şimdi ben konuşmak istiyorum. Formalite olarak buyurun. Raporlar üzerine. Evet. Eğer uygun yok. 75 milyar lira üye borcumuz olduğu söylendi. Hatta üyelere ulaşamadığımız söylendi. Evet. Yani bunların nasıl olsa internet sitemiz var. Mehmet Bey sağ olsun gayet güzel onu hazırlıyor ama en son güncel hali. Yani kimin borcu varsa, şey varsa orada birebir net yayınlansa o üye hakkında ne işlem yapılıyor? İşte şeye mi verilmiş? Bu şekilde biraz zor iş ama. Çok yok, zor değil. Yani, bizim için çok kolay. Mehmet Bey sağ olsun, ben yok, şu var ya, evet. Şu üye şeyleri var, onu bile aktarabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi insanların bazı özel şeyidir bu, tamam mı? Benim başımdan geçti. Adını vermeyeyim. Bir gün buraya, burada yok bugün. Bir bayan geldi. Ben dedi falancanın eşiyim. Buyur yenge. Üyemiz, evet üyemiz dedi. Ya benim herif dedi para yatırıyor mu yatırmıyor mu onu öğrenmeye geldim. Öyle Osmanlı bir bayan. Dedim bir dakika açtım. Dedim yani sizin beyiniz aşağı yukarı 4 senedir bir kuruş para ödememiş. Şu kadar borcu var. Ben ona sorarım dedi. Hadi eyvallah dedi. Ertesi
için bir baktım, adam böyle geldi yanında, yemin ediyorum şey gibi, yani yenge iyi fırçalamış herhalde onu, iyi de dayak atmış tahmin ediyorum ki, başkanım beni yaktın, beni yaktın diyor. Ya ben ne yakayım? Şimdi ben bunu bir de internete koyduğumu düşünün. Yani insanların isminin internette borçluluğu, kooperatifi nasıl oluyor biliyor musun? Google diye bir arama motoru var. Mehmet Erdi'yi yazdığım zaman, oraya da 500 lira borcu var diye yazdığım zaman, adam diyor ki, damada telefon etmedin de internete mi verdin şeyi? Ya borcu ödemeyen insan ona söylüyor. Zamanında yani, ödesin. Yani 100 milyon için demiyorum bu. Büyük meblağ olanlar için. Atıyorum 1 milyar, 1,5 milyar. Yani 50-100 milyon için de tam bir şey yapmaz yani. İhtarlarına, ikinci ihtarlarını gönderdim. Topun ağzına gidecekler onlar. Abi olacak size bak. Yani adama resmiyette neyse onu gönderdi. İnternette yayınlanmış olmaz. İnternette yayın. Kimisi internetin ne olduğunu bilmiyor. O zaman şimdi bir şey daha söyleyeyim. Yazarsın yazıyı adam gönderiyorsun. Başkanımın kooperatifi Ispartalılardan kuruldu. Ispartalı kooperatifi. Bizim 60 yılının hemen yanında iki tane arsası var. Birini köylüler cebren ve resmen gelip tel örgü çekip beton attılar arkadaşlar ya. Ama parasını her şeyini ödediği halde. Şu anda böyle mücadele ediyoruz. Buyurun. Evet, şimdi o değerli arkadaşımın sesi. Madem ki bilgisayar ortamındayız, internetler var, her şey oradan görelim. Ama demin söylediği gibi, kişisel alacak borç münasebetleri olmaz. Kooperatifin yönetimi üyelerle direkt yazışmayla yapıyor ki bu iş böyle yapılır. Kendisi üye ile yönetim arasında. Ama ulaşamadığı kişiler bak. 20-22 kişiye ulaşamamış. Ulaşamayınca. Evet, ulaşamadıkları yani o yasmi kanallar yapar. Ulaşamadık. En son gazeteyi ilan edeceğim atacağım. Bizim icra işi sesi değil. Bunu evet. Yapmamıştır diye. Tamam. Tamam. Evet, başka bir izah edilen rakamlar, fikirler üzerinde yani yok edilmiyorsa usulü yerine getirelim. Yönetim kurulu raporunu, yönetim kurulu raporunu ilanlıyor. Ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. Öncelikle yönetim kurulu raporunu yeterli bulup kabul eden arkadaşlar oylarda işaret olsun. Teşekkür ederim. Kabul etmeyenler teşekkür ederim. Kabul edildi. Yönetim kurulu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler istifakta kabul edilmişti. Okunan bilanço ve hesapları oylarında sunuyorum. Kabul edenler işaret görüşmeler. Etmeyenler kabul edilmişti. Teşekkür ederim. Şimdi de yönetim ve denetimi ayrı ayrı atlanması oylarında sunuyorum. Raporlar kabul edilmişti. Atlanması oylarında sunuyorum. Teşekkür ederim. Eski tabirle ibra edilmek yeni tabirle atlanmıştı. Kendilerini tutuyoruz. Bir de eski yönetimden Mehmet Ali Dolunay Bey'in yanımızda. Kendisine teşekkür ediyorum. Eski yönetimden beri alacağı olan 3000 lira parayı kooperatifimizden hala almamıştır. Kooperatifimiz ona borçlu. Teşekkür ediyorum kendisine. Değerli arkadaşlarım, sayın üyeler, tahmini bütçenin okunması. Evet, sayın yönetim, 2013 yılı içerisindeki bütçesini nasıl tahmin etmiş? Gelirini giderini yazmıyorum. Bir de onu dinleyelim. Her zaman yazıyordum. Söyle yazmadım çünkü yani geçen sene neyse o olsun diye düşündüm şahsen. Geçen sene evet. Geçen sene başkanım 150 artı 150 idi. Yani yıllık 300 lira. Ha, iki taksit ödüyorduk onu da. Peki. Şimdi faaliyetimiz bu. Şöyle. Faaliyetlerimizi teşekkür eden sonra burada da bir şeyi uzun ve uygun olarak yazılı olması lazımdı. O bütçeyi de bizim Peki, tabii gene de arkadaşlarımızı eleştirmiş olmak için değil, usulü hata. O defterleri bu dosyanın içine bunun girmesi lazım. Ben de başkana sonra imza ederim. Efendim, buradaki olay şu. Bir yıl içinde tahmini olarak giderlerin karşılığı sizlerden aidat alınacak. Hangi giderler açıklanır ki bunun yekunu bölünür, dağıtılır. Şeye tahminidir. Aidata. Ha şimdi kendilerine göre elbette ki kafalarında bir bütçe vardır. Geçen yıl harcamalar. Geçen yıl ne aldın ayda?
Aynen 156-150. Yani 156 düzenli. Demek ki 3000 lira ay 300 lira ayda yeterli görülüyor. Aynı şekilde oynamış olacağız. O 300 lirayla bir yıllık giderini karşılayabilecek. Onun hesabını bir dahaki seneki ölmezse kongrede sorarız. Evet. Bu tahmini bütçenin geliri hanesi, aidatlar hanesi 150-650, 300 lira yılda üyelerin aidatın ödemesi. Başka bir öneriniz yoksa bunu oynuyorum. Kabul edenler lütfen işaret edin. Teşekkür ederim. Etmeyenler kabul edilmiş. Evet, Sayın Başkan, bu gelire göre iki taksit taksitlerin taksitlerin sizce şu ay olması, şu ay olması lazım gibi bir tarih öneriyor musunuz? Mesela bugün yok, bir ay sonraki günde birinci taksit, onu takip eden Haziran ve Eylül olsun mesela. Normal diyorum. Haziran'da Eylül'de. Tamam. Yani önümüzdeki birinci ay bir taksit, ikinci ayda ikinci taksit olmak üzere. Mayıs'ta olduğumuza göre bugün ayın 18'i, 18 Mayıs'a kadar birinci taksit. Yok Haziran. Pardon, 18 Haziran'a kadar birinci taksit. Ondan sonraki Eylül'de Haziran'da birinci taksit. Eylül'de ikinci taksit. Yani tutana geçir. Bu da bu iş. Arkadaşlar, yani bunlar kitaba uyalım da sonra şurada yazılır. Bunlar çok büyük değil. Yeter. Tutana geçecek bu. 18 Haziran 150, 18 Eylül 150. Tamam yazıyorum. Onlar her gün burada yazıları takip ederim. Zaten onlar toparlanıp 50'ye verilmesi lazım. Onlar konusatör olarak yemine getirin. Büyük olan sizin karar vermiş olmanız rakamları burada tercih etmiş olmanız. Evet, tahmini bütçeniz. Gelirleri olduğuna göre, gelirleri olduğuna göre sanıyorum. Şimdi giderler faslında, birinci bölünmesi lazım gelen kararınızda da yönetime takdir edeceğiniz huzur hakkı, yani onların çalışmaları karşı verilecek olan ücretler. Evet, o hususta yönetimin bir teklifi var mı? Zaten bütçede olmuş olsa olması lazımdır. Evet, şifayı buyurun. Şimdi, geçen sene neydi? Evet, geçen yıl. Geçen sene, başkana 500 vermiştik. Yönetim kurulu üyelerine 150-150 diye karar vermiştik. Ama ben yazarken o zaman 100 lira yazmışım. Adamlara 50 lira eksik ödedik. Onu söyleyeyim yani. Daha doğrusu ödemedik de ödeyeceğiz borcumuzu. Aynı olsun. Şimdi denetim kurulu üyelerinde de denetim kurulu üyeleri için de düşünüyor. Vermedik yani. Aile olabilir, yıllık olabilir. Bunu da bir kere mahsus, bir kere ödeyin. Siz önerin. 86. Şimdi öyle yani bir dakika bile. Şimdi bu şeylerin aylık mıdır, yıllık mıdır? Hocam, o önemli kararı genel kurul verecek. Şimdi ben teklif ediyorum. Evet. Huzur hakları. Başkana geçen sene 500 veriyorduk, bu sene 100 lira fazla koyalım. Bu sene biraz daha koşacağız çünkü. Sayın Genel. Aylık yıllık mı dediye başlayın. Aylık net. Dediye başlayın. Aylık net. Geçen sene 500 değil, bu sene 600 olsun. Yönetim kurulu üyesi geçen sene 150 idi, bu sene 200 lira olsun. Aylık mı? Aylık. Net. Aylık net he. Yönetim kurulu üyesi yılda bir kere veriyorduk. 200 bin lirayla 300 bin lira olsun. Çünkü ben koşturacağım bunları, Cevat Bey sağ olsun, arabasıyla. Şimdi, yani, ben bir şey söyleyeceğim. Yani. Buyurun. Denetim kurulu üyesine, ya hiç para vermeyin ya, aklı başında bir para verin. 200 bin lira lafı değildir, dikkat tutalım. 200 bin lira olabilir. 200 bin lira değil, 200 bin lira da. Eski parayla ben hayırlı. Divan'ın görevi burada işte. Kuracağız, doğrusunu saptamaya çalışacağız. Eski parayla başlayalım. Eski para diye bir şey yok artık. Değil mi? Onu daha gider, Osmanlı parası bu. Yani bugün yıllık bir defa yapmaz. Olmaz. 2000 lira biliyorsun, 200 lira biliyorsun. 200 lira. Hayır diyor. 200. Hayır önce ne oluyor? Yani tamam. 2400 lira. Yönetimdekilere 200 lira. Başkanı 600 lira. Bak şöyle yapalım. Yıllık yapalım bunları isteseniz. Başkanım, yönetim kurulu başkanı aylık net 600 lira, huzur hakkı
Yönetim kurulu üyelerine 200-200. İki tane herhalde yönetim kurulu üyesi var aynı başkandan başka. 200-200 de aylık net parada 200 lira da onlara verilmeyi teklif ediyorlar. Denetim kurulu üyelerine de her biri için 300 lira yıllık. Cevat Bey sen ne diyorsun? 300 TL yıllık öneriyorlar. Yani 300 lira. Başkanım sen, siz biliyorsunuz. Arkadaş, denetim kurulu iki tane üyesi var. Ben geçen sene seçtiğimiz denetim kurulu üyesi diğer arkadaşı. Ben daha tanışmadım arkadaşım. Bu adam görmedim. Gelmiyor zaten. Gelmiyor. Ben görev yapmıyorum da para zaten alamam. Para vermiyor zaten. İstifasını alın yani. Para falan vermiyor. Formüle bağlıyorsa. Ama ben denetim kurulu üyesi olarak nasıl çalıştığımı siz biliyorsunuz. Biliyorum. İzah etmemize falan gerek yok. Yani siz takdir ederseniz yıllık bir sefere mahsus olmak üzere ben denetim kurulu üyeliğine devam edersem 1000 lira istiyorum. Yıllık 1000 lira. Yıllık bir kere mahsus. Neyse. Evet, değerli arkadaşlar toparlayalım. Aile denetliği. Denetici yıllık bir kere. Tamam, onu 1000 lira veriyorsun. Şimdi ayda 1000 lira yönetim veriyorsun başkanlarla beraber. Tamam mı? 12 ayda da 12.000 lira. 1000 lira veriyorum, 13.000 lira. Tamam. O bütçenin gider fazla. Ama biz bunları düşünebiliriz. Tamam başkanım, ben yani Musa Bey'in ne olduğunu biliyorum ben. Niyet hoşlanmış. Evet, tekrardan oynamak için. Bu adam olmaz, görmez. Başım olacağım bak. Benim valla ben yurdu tanırdım arkadaşlar. Yok yok başkanım şey yapıyoruz. Bir şey kullanarak kullanıyoruz. İki tane de bir kişi yeterlidir. Bir kişi yeterli. Öbürce para yazmayalım. Bir kişiye verelim. Gelmeyin hesap eden bir kişiye verelim. Tamam, denetçi bir kişi. Bir kişi. Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Şu internet hizmetleri bunları da bir düşünün. Hani yapılan işlemler var. Onların da masrafları çıkıyor. Onlar bizim görevimiz. Tamam. Yönetimin kararıyla gider harcayabilir. Yönetimin bileceği şu. Tamam. Onu genel kurul saptamaz. Genel kurul burada görev yapacak. Ben bilmediğim için. Evet, tamam. Kişilerin, vekillerinin harcırağı tabiridir. Evet. Biz zaten bunlara olarak... Diğer yapmış olduğum masraflar var mı? Tamam. Topluyorum bir arz ediyorum. Değerli arkadaşlar. 3 kişilik yönetim kurulunun birisi başkan oluyor. Başkanın aylık ücreti huzur hakkı değil, maaş değil, aylık ücreti net 600 lira teklif etmem. İki üyenin de 250 lira aylık net. Bunları bir oylayalım, denetçi için de ayrı oylayalım. Yönetim kurulu bu ücretleri kabul edenler. İndirin, etmeyenler. Denetçi, tek denetçi olsun deniyor. Tek denetçi yılda bir defa ödemek veya artık yönetim onu taksitleri ödeyebilir. Yıllık alacağı 1000 lira net. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler kabul ettiniz. Teşekkür ederim. Kendileri için hayırlı olsun. Evet, şimdi ben gündemin diğer şeylerini okuyayım. Bütçe yetkileri diyor. Bütçeye fasıllarında aktarma yapmak için yönetim kuruluna yetki veriyor. Hayır, yetki vermek de burada olmuş. Öyle değil de bizim eski okuduğumuz üzere yönetim kurulu fasıllarında, bütçenin fasıllarında aktarma yetkisi. Fasıllara yazmamış ama biz bu yetkiyi verelim, kitabı olsun. Evet, o yetkiyi arz ediyorum oylarınıza. Yönetim kurulunun fasıllar arasında aktarma yapması. Teşekkür ederiz, kabul edin. Hayırlı olsun. Evet, 8. madde. 6.292 sayılı yasa kapsamında arsalar konusunda ölçümleme, raiç bedel, toplama alınması, hususlarının görüşülmesi, karar alınması tabir ediyor. Esasında tabii bu hususta net bir şey olmadığı için karar alınmadan mümkün olabilir. Ama bunu koymak zorunda dedik. Ne olur ne olmadı. Bu yazı gibi her şey belli de olabilir. Efendim. O zaman. Şimdi bu hususları demin izah ettiği değerli başkanım, mesai arkadaşım.
Sayın Ceylan. Bunların üstünde zaten biz yoğunlaşıyoruz. Demin ifade ettiği gibi 6.232 sayının kanunun içerisindekilerle beraber biz kamu idaresine bir nevi bir yıldan bu aşkın zamandır ders veriyoruz. Yani artık bizi öyle bir şekilde kapıdan gördükleri zaman böyle bir itiliyorlar. Hatta tapu il müdürü beyefendi daha vergili bazı taleplerde bulunuyordum. Hep böyle kaçamak cevap veriyordu. Tabii siz yorumda müdür olarak bunu böyle düşünüyorsunuz. Diğer değişikliği bir de vatandaş olarak benim yerime koyun kendinizi. Bizi aydınlatmıyorsunuz. Aydınlatmak terbiyesindesiniz. Biz elbette ki başvuruyoruz size. Böyle bir şekilde olmaz. Biz gereken yerlerden bunu açıklamasını getiririz ve atma çektiği gibi getiririz. En son bana söylediğim şu. Sonuçları bir şeyleri kabul ettirdikçe sayıda kanunda olan bir içerisinde bir o partilerin adında yazdırsınca en son bana dedi ya başkan dedi bu kadar uğraşı başkan sen üstündeki şeyleri şehirleri kaldırmak için mi yapsaydınca onlar da kalkar da bizim sebebi bunun için oldu. Hayır müdür dedi. Bizi yetkili bulsaydınız vakti zamanında biz onu da 15 yılda kaldırırdık. E hala yazacaksın. Kasım ayına gelecektim. Ne oldu? 6 ay geçti. Gel beni yetkili bul. Ben söz veriyorum. Erken 15 ama en geçte bir ay içinde bir şartları kaldıracağım. Yetkili olacak. Ben yetkiye dayanaraktan şu partilerin üzerindekileri şu kooperatiflerine kaldırılması yasal dayanan yoktur. E yetkim olmasaydım dedim. Bizi tanımıyor musunuz ki siz? Yani diyelim, insanlara hem ders verip, hem çok şükür kabul ettik, en son hafta yine yazdığımızda diye bir cevap verdiler. Verdikleri cevapladı, nasıl işlerinizi, bizim söylediklerimizi bize aynen cevap olarak veriyorlar. Mesela tahsisler geçerlidir, üstünde işler etmiş durumdaysa kooperatif ona göredir. Efendim, müktesatı nedir, karar kimdir, üçüncü şahıslardan almışsa işte onların devir sözleşmelerinde bunu duracaksınız, araya geldiğimiz zaman diye. Bir son şeye geldik. İnşallah karar diye gelirler. O noktada da bundan 20 gün evvel konuşmamda işte dedim ki Kasım ayında gelecektiniz. Alpay olur. Bir iki üç dedim biz hadi bunu tekrardan yazıya da dökerlere ilgili mercilere gidebiliriz ama olmuyor. Niye olmuyor sayın müdür? Bunu da açıklamıyorsunuz. Kongre aşamasındayım. Kongrede ne söyleyeceğim ben üyelerime? Hatta bana söylediğin şu, ya konferans usulüyle bir bağlantı kur da suallerine ben cevaplayayım. Dedi ki, sayın müdür, her an böyle bir teknoloji bulmak sizi de her an nerede bulacağım ben? Ben bir yazı daha veriyorum size. Bu yazıya da cevap vereceksin. Hangi şartlarda ne zaman geleceğine dair yazılı cevap istiyorum sana. Geçen hafta 10 gün evvel mi oldu? Yazıyı verdim. Ve bundan sonra genel planlarımızda inşallah yetişir. Bu arada tabii biz birliğinle yaratımlı var. Ama 15'inde 15 Haziran değil mi? Oraya kadar o yazıyı da alırız. Aydınlanmış olur. Söylediği gerekçe şu. Değerli arkadaşlar. Devlet özel harita bürolarına ölçümleme yetkisi vermiştir. Burada politik yapıyor gibi olmayayım ama biz bunun da çıkar kapı olmadığını. Çünkü suistimale açık bir kapı. Al gülüm ver gülüm bizim vatandaşımız bu arada hem yalancılığa hem suistimale hem rüşvete alıştırılmış oluyor. Zaten onun kavgasını çekiyor. Yukarıdan aşağı yalan. İşte 6 ay içinde resmen yazıyor diyor. Büyük Millet Meclisi'nden gelen yazıda da öyle. Kasım ayında yazmaya gelecekler. Dosyamı kapatıyorum Sayın Başkan. Olumsuzluk olursa bize haber veriyor. Ben bu arada gene ona da haber veriyorum. Şimdi böyle bir işleyen düzende bizim iddialarımız daha belki itirazlarımız geçerliliğine kokusu dağları aşınca rüşvet ve yolsuzlukların özel bürolara